oğluşuma börek yaptım. İşe gitmeden önce karnını bir güzel doyur. Karın daha ev hanımı sayılmadığından pek bilmez ama kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Karın da börek yapmış anne. Ben börekten bahsediyorum çocuğum. Karın börek yapmış olabilir. Ama gerçek börek yapmasını ileride öğrenecek. Yani umarım. Börek kokusu alıyorum. Börek kokusu alıyorum. Yanlış koku baba. Börek börek yok. Sen yatağını. Hadi oradan salak. Ben annenin 35 yıllık kocasıyım. Ne yaptığını senden daha iyi bilirim. Annem de Ece de bugün börek yapmaya karar vermişler. İşte bu annemin böreği, bu da Ece'nin böreği. Hadi buyurun. Öyleyse ilk böreği müdür bey yesin. Anne lütfen sabahları sineme süt vermeyi keser misin? Olmaz kızım, kesilmez. Tam süt içeceği yaş. Hem sen veriyorsun sütü, hem ben veriyorum. Çocuğa en sonunda bir zarar vereceğiz. Fena kızmış. Bizim zamanımızda böyle miydi Cahit? Biz saygıda kusur etmezdik. Benim rahmetli annem en büyük fırçayı senden yerdi. O hak ediyordu ama. O hak ediyordu, sen etmiyorsun. Kaynana değil mi abla? Hepsinin gazana koyacaksın ve kaynatacaksın. Yok canım, senin tepkilerin de biraz fazla sert. Yani bazı şeylere kızmıyor değilim tabii. Mesela oğlunun kocam olduğunu hala kabul etmemesine. Evet. Evime fazla müdahale etmesine. Kızımla benden daha fazla ilgilenmesine. Sinancığım, sana yumurtalı ekmek hazırlamamı ister misin? Babaannem yaptı anne. Peki o zaman krep yapayım. Şey, babaannem yaptı anne. Oldu olacak, çocuğu da yapsaydınız da bizi uğraştırmasaydınız anne. Katmer, 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 katmer. Oo, günaydın. Maşallah yine herkes burada. Sana uyan diye baskı yaptığım için çok özür dilerim sevgilim. Ama böyle bir kargaşanın ortasına uyanacağını bilmiyordum. Oldu. Biz onun ailesiyiz. Biz nesiyiz anne? Sen de ailesi sayılabilirsin. Ama biz kıdemliyiz. Ya Metin abi, ne oldu senin şu yenge işi? Dur be oğlum, dün bir bugün iki. Abi yapma ya, elini çabuk tut. Ne demişler? Virajda kes hızını, bekletme el kızını. Müdür daha gelmedi mi? Ailevi sorunları var efendim. Şey, abisi yeni kız arkadaşını ailesiyle tanıştıracakmış da. Aa, ayol bu korkunç bir şey. Bu sorun değil, bu bir felaket. Ay onun annesi o kızcağız var ya, çiğ çiğ yer. Ana! Oğlum, sen kibar çocuksun. Anne de. Siz tanışıyor musunuz? Bana şöyle bir gelin getiremedin. Getirdim ya işte anne. Nalan canım benim. Şş, Nalan kötü mü yoksa? Hayır ya, bin kere söyledim. Annem badana işine bulaşmasın diye Ece onu evden uzaklaştıracak. Yani Nalan hasta değil, öyle mi? Vurma kafayı, vurma. Engelleme vuracağım. Vurma, hasta olacak. Vallahi kim ne derse desin, benim annem bir melek. Ya tabii, Azrail de bir melek. Her zaman o haklıdır, o an sana düşen dinlemek. Tartışırsan yanarsın. Mümkün değil direnmek. Büyüyemezsin asla. Evlat her zaman bebek. Annem cadıymış gibi dursa da, annem benim annem bir melek. Benim annem bir melek.
Yoksa darbe mi oldu? Kolbaşının kıratı şahlandı mı yine? Daha önemli bir şey oldu. Daha önemli? Aa, Baykal istifa etti. Yok ya, yok. Ya ne olduğunu söyleyeceğim mi? Aklımdaki yüzlerce ihtimali saymam mı bekleyeceğim? Annen bu sabah bizim eve gelmemiş. Yani beni uyandırmak için iyi bir yöntem olabilir ama buna inanacağımı düşünecek kadar saf olamaz. Neymiş? Annem bize gelmemiş. Sabah olmuş, uyanmışız, annem yok. Vallahi billahi gelmemiş. Sinem hala odasında uyuyor. Yok ya. Annem gözünü açar açmaz bizim eve gelmediğine göre çok önemli bir olay olmuştur. Yani Einstein'ın izafiyet teorisinden sonraki en önemli olay bu. Dur canım dur. Öyle hemen kötüye yormayalım. Her şeyde bir hayır vardır. Öyle mi dersin? Peki o zaman bu durumdan istifade etsek. Baş başa romantik bir kahvaltı yapsak ne dersin? Senle ben. Hı? Annem siz. Yapamam. Elim ayağım birbirine dolaşır. Dolaşmaz. Annemsiz kahvaltı yapamam ben. Bak ne diyeceğim, git hazırla, ben de giyinip hemen geleyim. Hadi. Ebe. Hadi. Hayatım. En son ne zaman annemsiz bir sabah geçirdiğimizi hatırlıyor musun? Nereden hatırlayacağım Çetin? O kadar zaman oldu ki. Aa, ben çok net hatırlıyorum. Zorla kendini biraz. Hasta olduğu zaman mı söylüyorsun? Hani kilitleri değiştirdiğim zaman. Baksana ellerimle ıhramur yaptım Neriman. Al. Doyamadan gidiyorum. Yahu dur, daha sen beni göndereceksin. Nereye gidiyorsun Neriman? Yok Cahit. Yok. Görmüyor musun? Oğluşum. O gelini anneciğine tercih etti. Ah, ben ölmeyeyim de kimler ölsün. Ben bugüne kadar öyle mi yaptım Cahit? Yemedim, yedirdim. İçmedim, içirdim. Saçımı süpürge ettim ben. Ya bunları da nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Gelin olacak cadı. Kapının anahtarını değiştirmiş. Niye? Ben eve giremeyeyim diye. Oğlum ne yaptı? O cadıdan yana çıktı. Annesini korumadı. Ondan yana çıktı, kapının anahtarını değiştirdi. Cahit, ben ne yapayım? Öleyim daha iyi. Ben bu durumlarda ne yapacağımı bilmem ki ya. Hayır, yapacak bir şey yok Cahit. Ölmeden önce çocuklarımı çağır da göreyim bari. Buyurun, buyurun. Ne oldu anne? İyi misin? Ne olacak? Gidiyorum işte. Öbür tarafa. Artık bundan sonra karınla mutlu, huzurlu yaşarsınız. Cahit. Hı. Görüyorsun değil mi nasıl çocuklar yetiştirmişiz? Analarının şu kadarcık değeri yok, şu kadarcık. Ya anne saçmalama, hepimiz seni çok seviyoruz. Belli. O cadı karın evin kapısının anahtarını değiştirmiş. Sen de hissesini çıkartmadın. Kılıbık! Döküyor şuna Cahit! Oğluşumun evine giremedikten sonra benim yaşamama
Senin bir evin var zaten ya. Sen karışma! Şurada tükür Cahit! Anacığım, boş ver, bunlara gitme sen de olur. Ne yapacaksın bunların evinde ya? Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Sırf şu çocuğa acıdığım için gidiyorum. O gelinin kötü yemeklerini yiyip bir gün zehirlenecek yavrum. Hem biliyor musun, bu gece uyurken üstünü çok açar. Terli oluyor, hep sırtını açıyor. Cahit, hatırlamaz mısın? Ben kalkar kalkar bunun sırtını örtmez miydim? Ay ben ölüyorum! Anneciğim bak ben büyüdüm, kocaman adam oldum. Artık açmam üstümü. Açarlar yavrum. Başkaları açar çocuğu. Açan oluyor. Oluyor. Ah. Açıyorlar. İyi de anne, karım da boşu boşuna değiştirmedi ki anahtarı, değil mi? Ah, görüyorsun değil mi Cahit? Bu çocuklar hep senin yüzünden böyle oldu. Bak, annesi ölüyor. Gidiyor. Can çekişiyor. Sen hala o kadının tarafını tutuyorsun. Ben ölmeyeyim de ne yapayım? Oğlum çıkar şu anahtarı. Niye be? Öksüz kalmaya hiç hazır değilim vallahi. Ben de dul kalmaya hazır değilim. Dullukten kurtulmanın çaresi var ama öksüzlükten kurtulmanın çaresi yok. Yanılıyorsunuz çocuklar. Anneniz ölmez. Ama kesinlikle sizi öldürür. Yani onun için öksüz olmazsınız. Ama ceset olursunuz. Anahtar. Aa sen burada... Hadi size güzel bir kahvaltı hazırlayayım çocuklar. Oturun şuraya. Ama önce torunuma bir bakayım. Uyanmış mı yavrum? Bu sabah kontrol edemedim ya. İyi misin gelin? Tabii yine annem kazanmıştı. Ebe. Koku sütüm evi sarmış, cennete çevirmiş ortalığı. Otur bakalım. Hadi, soğumasın. Hayatta tekrarlatmayacağım tek teklif budur.
öldürürüm seni. Ya anne, hayret ediyorum. Arkan dönükken babamın sucuğunu aşırdığımı nasıl görüyorsun ya? Görmüyorum. Ama aşıracağını biliyorum. Yalan söylüyorum. Her seferinde de tutturuyorum. Hay Allah ya. Böyle hep bir eksik varmış gibi geliyor. Vallahi bir lokma yiyemedim. Ben de. Ya hayatım, şöyle bir yanıma gelsen. Yakamı paçamı düzeltir gibi yapsan. Annem varmış gibi. Bana da yap anne. Babaannemin müdahalesi olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz de bana şöyle 2-3 tane ineri laf etsenize. Rahatlayacağım vallahi. Bu böyle olmayacak. Ben gidip annemi çağırayım bari. Hayır. Allah Allah. Babam uzağa bir yere mi gitti? Ya bırak evde olmasını, birkaç yüz metre uzakta olsa bu kokuyu duyunca koşa koşa gelirdi be anne. Ben de merak ettim. Ama derin uyuyor herhalde, gelir şimdi. Nasıl gidiyor evlilik hazırlıkları? Vallahi Nalan harıl harıl bir takım hazırlıklar yapıyor. Ben ne olup bittiğini bilmiyorum. Yardım etsene oğlum kıza. Tek başına mı evleniyor bu kız? Merak etme, nikah günü gidip yanında duracağım. Siz adam olmazsınız. Aman be anne. Sanki babamla sen evlenirken bütün işleri kim yaptı? Ben. O sırada babam ne yaptı? Yedi içti yattı. Başka sorum yok. Yok. Ya babam yokken onun sucuğunu aşırmanın hiçbir zevki olmuyor ya. Gidip kocanı kaldırsan anne. Oğlum. Şimdiye kadar ben babanı hiç kaldırmadım ki. Hep börek yaparım, sucuk yaparım. O da onun kokusuna kalkar gelir. Nasıl kaldırılır bilmiyorum ki. Her şeyin bir ilki vardır annem. Terbiyesiz. Kocakar hasta mı? Yoksa aile şiddete maruz kaldı da yerinden kalkamadı mı? Bir, annem ona kocakarı dediğini duyarsa seni komşu şiddetine maruz bırakır. İki, gayet iyi. Üç, bu benim çocuğum, onun değil. Bizde aile şiddet tek bana uygulanır. Her gün iki kere kahvaltı ettirilerek. Aa, babaanne hasta mı? Aa, yeter artık ama. Hadi, servisiniz geldi. Yürü. Hayırdır? Sıdık süpürürdü buraları. Ne oldu? Kafasına bir odun çarptı da kendisi biraz rahatsız. Odun mu? Tutmadın mı? Tuttum abla. Odunun bir ucu benim elimdeydi zaten. İnsaf hasılı. Hani eline neyse de odunla vurma bari adama. Aile şiddete karşı savaşmak için her şeyi yaparım. Biz kadın. Tamam, tutuk istemiyorum. Cahit. Cahit. Hayatım. Sen bu kadar çok uyumazdın. Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Sadece uyumak istiyorum, o kadar. Cahit. Sucuk kokusunu almıyor musun? Sucuk mu? Aman Allah. Sucuk kokusunu almıyorum. Benim burnuma bir şey olmuş değil mi? Ben kör oldum. Ben kör oldum. Saçmalama Cahit. Koku almayınca kör olunmaz. Olur, olur. İnsan sucuk kokusunu alamıyorsa hem kör, hem sağır, hem de dilsiz olmuş demektir Neriman. Oh. Alemsin vallahi. Hadi kalk hayatım. Hadi, kalk. Kalk kahvaltı et. Gel. Gel. Sucuklar soğuyacak. Bir daha da çorapla yatma Cahit. Yürü. Olur Neriman. Hayatım, eline sağlık. Çay harika olmuş. Afiyet olsun. Hayatım, çay nefis olmuş. Afiyet olsun. Sağ ol. Ama hayatım, bu yaptığın çay var ya, gerçekten çok lezzetli olmuş. Yeter be.
Ne oluyor? Niye öyle aynı şeyleri tekrar edip duruyorsun sen? Yıllardır yapamadığım bir şeyi yapıyorum. Hep anneme korkumdan senin yaptığın şeyleri övemiyordum, acısını çıkartıyorum. Hiç söyleyemediğim şeyleri söylüyorum. Söyleyemediğim bu kadarcık mı şey var? Hayır. Hayatım. Seni çok seviyorum. Bir şey diyeceğim. Hı. Masanın altında buluşsak mı? Yok artık. Israr etsem? Etme. Enfes. Gel. Ha. Ha ne? Ay canım hiçbir şey yemek istemiyor. Bu soğumuştur. Sen bana yenisini koy. Ne diyeyim? Lan ne bakıyorsunuz be? Alt tarafı bir çay istedim. Baba. He. Ben henüz yetim kalmaya hazır değilim. Sakın ölme. Ne diyorsun sen be? Ne yetimi? Ne ölmesi? Bizim evde sucuğu reddeden baba ölü baba demektir. Allah. Cahit. He. Beni aldatıyor musun? Yani ben bu çocuk kafasını bir yerlere vurdu diyor değil mi ama? Herhalde siz kafalarınızı birbirinize vurmuşsunuz. Yani anne bu durumdan bu sonuca varmak bir tek sana mahsustu herhalde. He. Niye öyle söylüyorsun oğlum? Gitti başka yerde karnını doyurdu, buraya geldi tokum diyor. Öyle aldatma. Bizim yaşımızda başka nasıl olur Sersem? Salak. Baba, ben gitmeden istersen seni bir doktora götürelim. Ne doktoru be? Ben gayet iyiyim. İstiyorsan sen git görün. Sen bilirsin. Ben bir Çetinlere bakayım. Bir şey soracağım. Hı. Cahit. Ay ay istemem. Ay ay. Ay. Hadi. Yok canım. Biliyor musunuz ne oldu? Ne oldu? Kahvaltıda babam sucuklarını bana verdi. Aman Allah'ım ne kadar ömrü kalmış. Şu anda ölmüş olabilir. Durun ya bir şey yok. Ne demek bir şey yok ya? Babamın kahvaltısını sana vermesi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük olaydır. Çok da severdim rahmetliyi. Alo. Adam hayatta be kardeşim. Ece hadi gidelim. Çok geç olmadan bir görelim. Belki son şansımız. Bir dakika bir dakika. Ha. Ne diyeceğiz? Yani ölmüş olsa ne kadar iyi adamdı rahmetli diye konuşurduk ama yüzüne karşı ne diyeceğiz? Ya seni seviyoruz filan deriz. Yani gerçi son saniyelerini yaşayan bir adama yalan söylemek yanlış olur ama ne yapalım hadi gidelim gidelim. Ben zaten anlamıştım Çok şükür yetişebildik. Nereye yetiştiniz? Babam hayattayken son kez görmeye. Ben hepinizi gömmeden bir yere gitmem be. Oh, ama Metin dedi ki kahvaltını ona vermişsin. Anne baktınız mı? Ateş, kusma, titreme falan bir şey var mı? Yok yok, kusma yok. Ama biraz ateşi var. Merak etmeyin, iyileşecek, iyileşecek. Baba hemen kalk giyin, biz de geliyorsun, doktora gidiyoruz. Şöyle iyi bir muayene yaptıralım sana. Ne doktoru? Hastaneye gidiyoruz. Tam teşekküllü bir muayene. MR falan neyse hepsi çekilsin. Alo, hepiniz defolup gider misiniz? Biraz daha böyle konuşmaya devam ederseniz hakikaten hasta olacağım ha. Ben odama çekiliyorum. Biraz uyuyacağım. Canım, sana kocaman bir kek yapıp getireyim. Ha, istemiyorum. Ama canım istemiyor. Günaydın efendim. Erkencisiniz bugün. Hayat uykuyla boşa harcamayacak kadar kıza az uyku çok yaşamak gerek. Ne kadar az uyursan o kadar çok aşk yaşarsın. Hep böyle erken mi kalkarsınız efendim? Duruma göre. Mesela Viyana'dayken öğlen, Paris'te sabahın köründe, Prag'da hiç kalkmam. Ha, anladım. Hava durumundan.
Hayır, sevgili durumunda. Şimdi Viyana'daki sevgilim Matias öğlen kalkardı. Paris'teki sevgilim Pierre sabahın köründe. Ama Prag'daki sevgilim Kraus hiç kalkmaz. Ah Kraus, Milujit'te. Patron geldi mi? Ne yazık ki geldi, bugün erken kalkmış. Of, hay Allah ya. Bir çaresini bulup ondan erken gelebilmek lazım. Aslında ben bir çaresini biliyorum. Neymiş o? Kraus'u İstanbul'a davet etmek. Kraus ne ya? Basıldık. Ne dersin sen? Bir sultanım. Ne dersin sen ha? Vallahi seni rahatsız etmeyeyim diye sabah 5'te yataktan sessizce kalktım sultanım. Ben? Aile içi şiddete karşı mücadele etmekten yorulmuş bedenimi yeni mücadelelere hazırlamak için az bir şey cıcınlık dinlendirirken sen orada burada sürtüyorsun değil mi? Potansiyel şiddet yanlısı herif. Paşa sultanım, sen bedenini biraz daha dinlendir diye iş yapıyorsun. Çöpler alındı ve atıldı mı? Atıldı sultanım. Sabah servis halledildi mi? Halledildi sultanım. 5 numaranın sütü, 8 numaranın gazetesi, 11 numaranın çayı tedarik edildi mi? Edildi sultanım. Sabah 5'ten beri deliler gibi koşturup durdum. Her şeyi bir tamam hallettim. Ne demek şimdi bu sıklık? Ben çalışıyorum da sen bir tarafını mı büyütüyorsun, ne demek istiyorsun bana? Ayşe sultanım, hem zaten daha fazla büyümez ki ne? Bak bak bak. Gene psikolojik platformda potansiyel aile şiddet yanlısı bir okul statüsüne geçtin. Nasıl lan? Senin şu gettiğin kadın derneklerine ben de gideyim diyorum. Valla hakaret ederken bile ne kadar entel laflar ediyorsun. Hayran oluyorum valla sana. Sen hayran ol. Ben katil olacağım. Aile şiddete hiç müsamma gösteremem. Hemen kafanı kırmam lazım. Hadi gidelim. Anne babamı doktora götürmeye mecburuz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum be kızım. Ama ne yapayım? Sen babanı tanımazsın. O çok inatçıdır. Nuh der, peygamber demez. Hatta çok inat ederse Nuh bile demez. Yalnız ciddi bir şey olabilir. Bana bak Ece. Aşağı mahallede bir Sacide Hanım var. Onun bir hocası varmış. Çok güzel ilaç yapıyormuş. Bir içiyormuşsun, hiçbir şeyin kalmıyormuş. Hangi Sacide bu? Salak olanı mı? Aman, o yapmıyor ki kızım. O sadece hocanın pazarlamacısı. Hoca çok derin bir hocaymış. O kadar derinmiş ki dışarı çıkamıyormuş, sadece de pazarlıyormuş. Hani sen ciddi misin? Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Hayır da yani hiç yakışmıyor böyle konuşmalar sana. Aman be, inanmazsan inanma. Bir kere denesek ne olur ki? Görüyorsun işte, adam bilime inanmıyor. Bu çay bir garip geldi bana. Yo, her zaman yaptığım gibi yaptım işte. Bana her zaman da garip geliyor zaten. Neyse, bir gün ben sana çay yapmasını öğretirim. Bari oğlum doğru dürüst çay içsin. Şu adama söylesek de sana da bir ilaç yapsa. Hoş, iki alemin ilaçları sana fayda etmez ya, neyse. Abi. He. Ya abi. Ne var oğlum? Bu böyle olmayacak ya. Ne? Ne yapıp edip babamı doktora gitmeye ikna etmeliyiz. Oho, imkansız işlerle uğraşmak sende alışkanlık haline geldi be oğlum. Hayatım boyunca sabah kahvaltılarında ne yapardın? Babamla kapışırdım. Habire benim kahvaltımı araklamaya çalışırdı. Heh. İşte bu sabah kahvaltısını sana verdi. Düşün. Hakikaten ya. Üstelik sucuk. Oğlum, durumu gerçekten ciddi olabilir. Ya bak, benim aklıma bir formül gelmiyor ama. Ne yapıp edip babamı ikna etmeliyiz bu işe. Senin aklına bir şey geliyor mu? Nereden gelsin? Yok. Tabii. Nereden gelsin? Ne zaman geldik? Aman be kızım, takma kafana. Bitkisel şeylerden falan yapıyorlar bunları. Babanın içeceği bir şeye karıştıracağız, olacak bitecek. Belli mi olur, belki de iyi gelir. Anne, tıp bilimi nerelere kadar geldi?
Her türlü hastalığı tedavi ediyorlar. Böyle ne yüdüğü belirsiz şeylerle babama bir zarar vereceksiniz. Aman sen babanı bilmezsin. Onun midesine hiçbir şey zarar veremez. Senin yemeklerin bile. Yani şu durumda bile bana laf sokuyorsun ya. Şaşıyorum diyorsun. Oğlu evli olan, gelini olan her kaynana yapabilir bu işi. Neyse, ben Sacide Hanım'ı almaya gidiyorum. Evi bilmiyormuş. Köşedeki pastaneden alacağım onu. Ben yokken bizim eve gider misin? Baban kalktığı zaman evi boş görmesin. Tamam. Bana bak. Eğer yemek isterse dolapta yemek var. Isıtabilir misin? Anne. Tamam. Sus. Taksim'e bir iki. Selam millet. Selam Metin'im, hoş geldin. Metin abi, seni görünce aklıma hep Leyla'm geliyor biliyor musun? Ne alakalı? Abi, sen şimdi evleniyorsun ya, ben de diyorum ki artık Leyla'mla bir evlensek. Yani zamanı da geldi, hani ondan alakalı. O alakalı. Leyla abi, buyur. Çay sıcak. Metin, ne oluyor senin bu evlilik işi abi? Daha gündemimizde değil. Evde daha önemli olaylar var. Hayrola, ne oldu ya? Babam hasta galiba. Hayda, yandınız be oğlum. Şimdi doktor falan da istemez bu yarım gün Cahit. Aynen öyle. Biz de nasıl yapsak da bir muayene ettirsek diye düşünüp duruyoruz sabahtan beri. Dur. Ben bir Alman-Macar ortak yapımı bir filmde oynuyorum. Esas kız hasta, ölecek. Tedavi, medavi hiçbir şey istemiyor. Uzatmayayım lafı. Kıza bir eğlence tertipliyorlar, tamam mı? Doktoru da palyaço kılığında getiriyorlar. İşte bu. İşte bu be. Ne oldu bu baba? Bilmiyorum. Kıza ne oldu? Öldü. Ne? Ha, mukadderat. Yazık olmuş be. Ne diyorsun be oğlum? Abi siz de mi lassınız lan? Film be film. Ya yürü ya. Nasıl konuşuyorsun la hele Lazmesin bak. Taksim. Lassanın baban. Taksim'e bir iki. Durun bakalım. Durun. Ne oldu bacım? Bu apartmana artık ben geldim. Benim olduğum yerde aile şiddet olmaz. Aile şiddete karşı mücadeleye atadım kendimi ben. İyi de bunu bana niye anlatıyorsun? Bakın beyefendi, aile içi şiddet sevgi eksikliğinden olur. Siz böyle yolda iki yabancı gibi yürüyorsunuz, sevgi yok, bir şey yok. Sonra gelsin aile içi şiddet olmaz. Lütfen karınızın koluna gir. Ama bir saniye, yanlış anlaşılma var. Lütfen ya. Ama bir saniye. Yok, yok, yanlış anlaşılma var. Bir saniye. Sevgi doğacak, aile içi şiddet. Ulan Naciye. Kim lan bu adam? Benim adamın koluna niye giriyorsun lan sen? Sacitçim açıklayabilirim. Açıklatacağım şimdi ben sana. Gel lan bakayım. Gel lan buraya. Ya kardeşim sen manyak mısın? Bak kadın senin yüzüne dayak yiyecek. Siz onun kocası değil misiniz? Yok be kardeşim. Ben elektrik idaresinden geliyorum. Sayaçları okuyacaktım. Değilim yine. Yani ne yapalım yani? Ne yapalım? Bir nevi iş kazası oldu canım. Aile içi şiddete karşı mücadelemizde böyle iş kazaları olabilir. Merhaba canlarım. En güzel aşklar sizin olsun. Merhaba efendim. Oh. Gene bütün mağazayı boşaltmışsınız efendim. İndirim vardı galiba. Aa, Şebboy saçmalama. Hayri Nisa Hanım bir mağazadan alışveriş yapıyorsa o mağazada indirim değil çıktırım vardır. Ucuz bir şey almaz canım o. Çocuklar, para harcamak içindir, aşk yaşamak için. Buldum! Evladım ömrümden bir yılım gitti yani. O bir yılda kaç aşk yaşanır biliyor musun sen? Ödümü patlattım ben. Ay benim de. Buldum diyorum, buldum. Ya neyi buldun? Senin şu anda minibüste yolcu taşıyor olman gerekmiyor mu? Minibüste yolcu var kapının önünde. Birden aklıma bu parlak fikir gelince hepsini bıraktım buraya koştum. Bak Metin'cim, önden ben geldim. Çetin Bey önce benimle ilgilensin, sonra seninle ilgilenir. Önemli olan Çetin Bey'in yanına gelmekse ben 35 sene önce geldim hanımefendi. Neyi buldun da bu kadar heyecanlandın? Bak şimdi madem babam doktora gitmek istemiyor, biz doktoru ona götüreceğiz. Vay be, harika bir fikir. Şaştım kaldım vallahi. Ya sen deli misin?
Babam bizi de doktor da çiğ çiğ ye. İşte ben de onu buldum diyorum. Şimdi bir doktorla anlaşacağız. Arkadaşımız gibi onu eve yemeğe davet edeceğiz. O da arkadaşımız gibi davranarak çaktırmadan babamı muayene edecek. Çaktın. Çok saçma. Çaktırmadan nasıl muayene edecek ki? Mesela dilini nasıl çıkarttıracak? Ya sen kendi derdinle meşgul olsana kardeşim. Sana ne ya? Bana bak, bu iyi bir fikir ha. Benim bu işi yapacak bir iki tane de doktor arkadaşım var. Yalnız vakit kaybetmeyelim. Acele edelim. Yürü. Hadi. Ceketi aldım. Hı. Takip et beni. Geliyorum. Bana da müdürümmüş gibi yapan bir arkadaşınızı bulur musunuz? Biz mi? Buyurun. Buyurun, geçin. Merhaba, hoş geldiniz. Ne? Kulağa biraz ağır işitiyor. Yüksek sesle söyle. Hoş geldiniz diyor. Kim? Gelinim. Hoş geldiniz diyor. Nasıl? Dur söyleme kadın. Hem sağır hem meraklı. Sensin sağır. Bunu nasıl duydu şimdi? Ne? Tamam anne, oturalım biz de. Oturalım. Ne? Biz. Oturalım diyorum. Kim? Biz. Hepimiz. Oturalım diyorum, oturalım. Hoş, sen bunu da anlamayacaksın ya. Oturmak. Oturalım diyoruz. Evladım, ben buraya oturmaya gelmedim. İş yapmaya geldim. Hastane tarafta, hasta. Anladım ben bu kadını. Bazen duyuyor. Ama duyuyor sandığında duymuyor. Yani duymuyor diyorsun ama duyduğunu biliyorsun. Yani bilmiyorsun, biliyormuş gibi duymasına şaşırıyorsun. Duymuyor zannediyor. Ay aklımı koru ya Rabbim. Meleklerin sesini duyuyorum. Hasta nerede hasta? Hasta karşı tarafta. Ne? Ha, karşıda mı? Anlamış biraz mı? Anladım. Evladım, hasta karşıdaysa bizim burada ne işimiz var? Götür beni karşıya. Oturduğun yere. Ay zaten zor oturttuk. Ne? Hasta karşı tarafta. Ama hasta olduğunu kabul etmiyor. O yüzden gizli yapmamız lazım, gizli. Ay bana nasıl anlatacağım şimdi bunu be? Ne var bunda? Anlatırsan anlarız herhalde. Aklımı sen koru ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Cevat Bey müsait oldu mu acaba? Beklediğinizi haber verdim. İçeride hastası var. Muayenesi bitince sizi kabul edecekler. İyi bari. Sizin Beşiktaş bir Brezilyalı daha alıyormuş oğlum. Haberim var. Adamı tanımıyorum ama Brezilyalı olduğuna göre kesin iyi topçudur. Ben niye Brezilya'da futbolun bizden daha çok gelişmiş olduğunu biliyorum ha. Niye? Babalarımızın isimleri yüzünden. Şimdi buna da niye diyeceğim ama daha abuk bir cevap vereceğini bildiğimden ben susayım. Yok ya, çok basit. Bak şimdi biz çocukken sokakta top oynardık ya. Evet. Daha maç başlamadan yaşlı bir teyze çıkardı. Burada top oynamayın, bakayım sizi babanıza söyleyeceğim. Senin babanın adı ne? Derdi. Ben de Cahit derdim. Tabii baba korkusuna maç başlamadan biterdi. Çok güzel de bunun Türkiye ile Brezilya arasındaki futbol farkıyla ne alakası var? Çok alakası var. Şimdi bu olay Brezilya'da olsa çocuk babasının adını söylemeye başlayacak. Eduardo Nascimento, Helguera Santos, Mendes, Ronaldinho, Cascoada, Perillo dos Partos. Değil mi? Çocuk bu ismi söyleyene kadar öteki çocuklar maçı bitirirler, duşlarını alırlar. Böylece işte Brezilya'da futbol gelişmiş oluyor. Kesin. Ya şu Brezilyalı babanın adı neydi? Eduardo Nascimento, Helguero Santos. Tamam. Şu Doktor Cevat Bey müsait olsun, boğacağım bunu yoksa. Şimdi markette ekmekleri sepete koyuyor. Evet. Marketçi ekmekleri sayıyor. Kaç ekmek olduğunu deftere yazıyor. Evet, iş bitti. Birisi gelip falan laflar ediyorlar. Şimdi marketten çıkıyor, geliyor, köşeyi
dönüyor. Ama hem süzme salak olduğu için tabii salaklığına da bir kaç saniye ayıralım. Çünkü ya kafayı çarpar ya ayağa takılır falan. Evet şimdi geldi. Yaktım seni Sıddık Hadisi. Anında geldim. 8 saniye geciktin, neredeydin ha? Ya nasıl lan, her sabah dünya rekoru kırıyorum, gene de sana yaranamıyorum ya. Abi de laf sokuşturuyorsun yani, ha? Gel buraya. Sen el alemin karılarıyla fingirdeşiyordun değil mi, ha? Ya Hasan, hiç 8 saniyede fingirdeme olur mu? Yürü, yürü içe gel ya, yürü. Anne, anne kendine gelir misin lütfen? Biz burada bir hastayı iyi etmeye çalışıyoruz. Yeni bir hasta edinmeye değil. Rica ederim. Ben vazgeçtim. Bırakalım baban kendi kendine ölsün. Anlatın bakalım hastanın nesi var? Şimdi Sacide Hanım, bizim hastamız boğazına çok düşkün. Yani benim yaptığım yemeklere. Kim? Kocam. Ne? Kocam. Kocam. Anne baksana, bu kadın bile senin bir kocan olacağına inanamıyor. Bak, şimdi seni çok takdir ettim. Yemek pişirmeyi, ev işlerini benden öğrenememişsin. Ama laf sokmadan benden ileriye gittin vallahi. Ne yapacağız? Körle yatan şaşı kalkar. Hastanın gözü mü kör? Gözü kör değil. Ama biraz daha konuşursan karısına inme inecek. Sacide Hanım, bizim hastamızın iştahı yok, iştah. Küstah mı? Evladım bu bir hastalık değil ki. Bu bir terbiye meselesi. Sağır duymaz uydurur diye boşuna söylememişler. Bana bak, bir daha sağır dersen kalkar giderim ha. La hamdü ve la kuvvete illa billah. Anne, sen okumayacaksın, hoca okuyacak. Sacide Hanım, bak. Benim koca çok yemek yerdi. Yemek, yemek. Şimdi yememek, hiç yememek, yemek. Yemek, 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 yememek. Vallahi anne bunu ben bile anlamadım. Senin koca iştahtan kesildi. Sen de korkuyorsun hasta hastadır diye. Anladı kız. Anlaşılmayacak şeyleri anlıyor, anlaşılacak şeyleri anlamıyor. Evet, bunun çaresi kolay. Bak bekleyin. Bundan kocanın içeceğine 2-3 damla koyacaksın. Tamam. Nedir o? Ne? Ne diyorum? Ben ne diyorum, sen de ne ediyorsun? İkimiz de ne ediyoruz? En iyisi bundan sonra sen kiyim de. İçinde envai çeşit okunmuş, üflenmiş, hatta yer yer küflenmiş otlar var. Bundan 2-3 damla içsin, ne hastalık kalır ne bir şey. Oh, çok şükür. Bu ne koku be? Bunu içirirsen ortada babam kalmaz ki hastalığı kalsın. Yok be kızım. Babanın midesi zehirli atı bile imha eder, merak etme sen. Yani şimdi doktor olduğumu söylemeyeceğim ama babanı muayene edeceğim, öyle mi? Aynen. Babamın doktorlara karşı alerjisi var da. Ya çok rahatlattın içimi yani. Önemli değil ki Cevat'cığım. Sen babama doktor olduğunu söylemeyeceksin ki. Ne iş yaptığını sorarsa? Atarsın bir şey. İşim hakkında falan soru sorarsa ne diyeceğimi bilemem ben. Doktorluktan başka bir iş yapmadım ki. Araba kullanıyorsanız şoför olduğunuzu söylersiniz. Ya olur mu öyle şey? Babam 1000 yıllık şoför. 2 dakikada anlar. Anlasa ne olacak? Ona göre dünyadaki tek şoför kendisi. Beni bile şoförden saymıyor. Evet. Bence de en uygunu bu. Şoför olduğunu söyleyeyim. Peki Çetinciğim, akşam yemeğinde sizdeyim. Tam bir şoför gibi giyineceğim. Bir şey getirmemi ister misin? Yok, sen gel yeter. Bir de hazır buraya gelmişken şunun bir beynine bakıversen. Yürü, hadi gidelim. Bir çayını iç, çayını. Şu Brezilyalı babanın adı neydi? Eduardo Nascimento Helgore Santos Mendes Ronaldinho Cascuada Pereira dos Santos. Olur mu? Hacide Hanım, ben şimdi bu ilacı adamın içeceğine karıştıracağım, değil mi? Kim? Yahu ne de bari? Bu soruya kim dedin mi? Dam üstünde saksağın gibi oluyor. Ne? Ben bu ilacı adamın içeceğine karıştıracağım, değil mi? Yok yok. Adamın içeceğine karıştıracağım. Ben ne dedim? Kim? Ben!
Anne ne olur, ne olur kesin şunu. Çatlayacağım şimdi orta yerimden, ne olur. Tamam kızım, tamam. En iyisi biz bu kadını hemen yollayalım. Yoksa baban iyileşmeden biz öbür tarafa gideceğiz. Sacide Hanım, borcumuz ne kadar? 107 TL. Ne? Sağlık bulaşıcı galiba. Hayır, ben duymadığım için değil, duyduğuma inanamadığım için hayret nidası olarak ne dedim. Sen ne vereceksin? En fazla 20 lira. Ne? Bir sağır karı. Bu sefer duymadığım için değil, duyduklarıma inanamadığım için hayret nidası olarak ne dedim. Sacide Hanım, bakın ne senin dediğin olsun ne de annemin dediği. 50 lira verelim, helal et. Çok iyi. Ne olacak ver. Bak, bunu kabul etmezsen al ilacını git. Bir lira daha vermeyiz, hadi. Yok, ben parayı alayım. Ah. Ah, helal et. Helal olsun. Ben artık ufak ufak kalkayım. Daha yan sokaktaki bir eve, kocayı eve bağlama büyüsü götüreceğim. Ver bir 50'lik, senin kocayı da bağlayalım eve. Hiç ihtiyacım yok. Benimki halatla bağlıdır eve. O zaman çözelim. Yok, istemez. Biz bunu idare ederiz. Teşekkür ederiz. Ne? Hadi, hadi Sacide. Sen artık git yavrum. İşinin saati gelmiştir, seni beklerler. Kocalar dışarıda kaldı. Hadi canım, haydi. Ah. Anne, ne kadar ayıp oldu kadına. Ay ne ayıbı be? İçime fenalık geldi. Kim? Ne? Ne? Vallahi alemsin anne. He, bu arada şu ilaç işinden sakın çocuklara bahsetme. Ha, o konuda emin ol. Şimdi işin içine ben de karıştığım için Çetin'in beni diline dolamasını istemem. İstersen de bahset. Ben de o zaman Ece ısrar etti derim. Ne? Kim? Ya abi, ben niye getirdim buraya ya? Madem Nalan'la buluşacaktınız ben eve giderdim. Ya Nalan'la özel bir şey konuşmayacağız ki. Demin telefonda babam hasta dedim, telaşlandı, ben de geliyorum dedi. Ben de buraya gelmesini söyledim. Şimdi eve giderse ortalığı velveleye verir. Ha, bak bunu iyi yapmışsın. Aynı evde babamla üç kadını bırakmak katliam olur. Oo. Sahi, sen daha tecrübelisin. Şu evlilik nasıl bir şey bir anlatsana. Evliliği merak ediyorsun. Şimdi şöyle diyeyim. Kazancının hepsi cebine kalıyor değil mi? Evet. Akşam istediğin saatte eve dönebiliyorsun. Evet. İstediğin zaman maça veya arkadaşlarına takılmaya gidebiliyorsun. Evet. İşte bunların tam tersi evliliktir. O kadar uzun boylu değil. Ben evlensem de istediğim saatte eve gelirim, istediğim zaman arkadaşlarımla takılırım. İşte bu da evli adamdır. Geldi. Merhaba. Merhaba Nalan. Merhaba hayatım, hoş geldin. Ay çok merak ettim. Nesi var Cahit amcanın? O bir şeyi olmadığını düşünüyor. Ama biz bir şeyi olduğundan şüpheleniyoruz. Bu sabah öyle bir şey oldu ki bence babamın kesin bir şeyi var. Yani şöyle bir şey oldu. Babam kahvaltıda sucuklarını bana verdi. Eyvah! Ne kadar ömrü kalmış belli mi? Son arzusunu sordunuz mu? Merak etme, biz olaya el koyduk. Bu akşam bir doktor gelecek ve babamı muayene edecek. Neden akşama kadar bekliyorsunuz? Hemen götürseniz ya doktora. Babam doktora gitmiyor ki. Akşam nasıl gidecek peki? Akşam da gitmeyecek. Tamam, bazı dostlarım geç algıladığımı söylerler. Ama ben şimdi geç dedi, hiç algılayamadım. Az önce doktor muayene edecek dedin ya. Hayatım, doktor babamı muayene edecek ama babam doktora gitmeyecek. Doktor babama gelecek. Doktor kılık değiştirip doktor olduğunu söylemeyecek. Tamam, senin kabahatin yok. Biz biraz garip anlattık. Sizin ailede her şey garip zaten. Heh. İşte bu da evli kadındır. He? Kendimden kaçak, yarın keskin bıçak. Nerede bende o yürek? Yarıda... Amanın! Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Nasıl ha? Tanımıyor musun Ece ablanın kızı ya? Ben kimler gelmiş, kimler gelmiş diye kimlerin gelmiş olduğunu görmemden dolayı duyduğum sevinci belirttim.
cahil. Ulan, o kadar uzun cümleyi nasıl ettin Asıl'a? Aileç şiddete karşı mücadelem sırasında kadın derneklerinden öğrendim. Bakın çocuklar, aile içi şiddet... Ah benim güzel torunum gelmiş, oğluşumun yavrusu gelmiş, Soylu da gelmiş. Babaanne, onun ismi Soylu değil, Berke bir kere. Tamam bir tanem, biliyorum ama Berke deyince çok sıradan oluyor. Soylu deyince böyle sıra sıra apartmanlar oluyor. Bana bak Sıdık, bu ablayla iyi anlaşalım ha. Yarın sıra sıra apartmanlara konarsa ya, bir sürü kapıcılık işi çıkar. Bütün köye iş buluruz ha. Hadi ya, içeriye gelin. Ben size çok güzel kek yaptım. Hadi Soylu. Benim adım Berke. Hiç olmazsa Berke Soylu diyeyim, babaanne. Ah senin babaanne diyen dilini yiyeyim ben. Yürü, yürü içeriye. Koş, koş, koş yavrum. Sen ne bakıyorsun? İşini yapsana sen. Babaanne götürdü. Hem bu sefer sadece kızı değil, damat adayını da götürdü. Damat adayını mı? He, şu meşhur soyluların çocuğu olduğunu öğrenince babaanne hemen hepsini evlendirme faaliyetlerine başladı. Neydi daha onlar çocuk? Vallahi babaanne hızlı. Bence acele edersen nikah törenine yetişecek ve durun siz kardeşsiniz diyecek vaktin olur ya. Cahit, kapı. Al bakayım paşam. Aferin. Anne ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Misafir ağırlıyorum. İyi bir ev hanımı olmadığını biliyorum. Ama bu kadarını beklemezdim doğrusu. Madem sinemi alıyorsun, en azından bir haber ver. Göremeyince korkuyorum ben. Annen ev kadını mı? Aslında peyzaj mimarı. Ben ne demek olduğunu tam bilmiyorum. Dış mekan düzenlemesi geniş ve kapsamlı olarak peyzajı oluşturur. Peyzajının tasarımını ve projelendirmesini yapan akademisyen elemanları peyzaj mimarı denilmektedir. O kadar uzun uzun anlatacağına bahçıvan desene şuna. İkisi çok farklı şeylerdir efendim. Bir peyzaj mimarı toprak, ekoloji, botanik, sistematik, tanı, sulama, hidroloji ve dendroloji gibi bilimleri bilmelidir. Bu arada dendroloji ağaç bilimi demektir. Aferin sana. Nereden biliyorsun bakalım bu kadar çok şeyi? Genel kültürümü arttırmak için her zaman ansiklopedi okurum efendim. Hay ben odama gidiyorum. Afakanlar bastı vallahi. Kelimenin aslı hafakan olup sıkıntı ve çarpıntı anlamına gelen Arapça bir isimdir. Bana bak, ayaklı ansiklopedi. Ben odama gidinceye kadar ağzından bir kelime daha çıkarsa sana bütün komando anılarımı anlatırım ona göre. Ay ben hala tam olarak anlamadım. Doktor gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelecek. Ah, o zaman Cahit amca çok hasta. Ya o kadar hasta değil. Öyleyse niye doktora gitmiyor da doktor ona geliyor? Yani bir insan az hastaysa doktora gider. Çok hastaysa doktor ona gider. Hayatım, babam hasta değilim diyor. Biz babamın hasta olabilme ihtimalini düşünüyoruz. Doktora gitmeyi istemediği için de doktoru ona getiriyoruz. Tabii bu durumda doktorun doktor olabilme ihtimalini babamın düşünmemesini istiyoruz. Bana bak. Bence olayları akışına bırakalım. Haklısın. Biraz daha olayı Nalan'a anlatmaya çabalarsak biz de anlamaz hale geleceğiz. Yok ben anladım aslında. Peki hayatım biz senin anladığını niye anlamadık? Sizin benim anladığımı anlamamanız benim anlamış olduğumu değiştirmez ki. Ay yeter. Ya bir ortak noktada anlaşalım da şu mevzu kapansın. Bir taneydi, iki tane oldular. Anlamadım. Ben de. Beşiktaş'tan kaçın. Gel abicim kaçın. Ver beni yanıma. Ya ne oluyor? Aa gidiyorum. Ulan zıpladı elimden, kaçtı gitti ya. Abim ne zıpladı, ne kaçtı, ne diyorsun ya? Bardağı tutayım dedim, kesti elimi ya. Lan oğlum yok mu arabanda icra çantası falan, gidip alsana. Abi var da istediğine getirmedik mi? Ne vuruyorsun? İstemez ulan. Biraz kana işte öyle.
Ha. Dursun abi, şimdi sana kan vermek falan gerekir. Neydi senin kan grubun abi? A dur. Dur. Bir de ben bakayım ona. Ulan ben bakamayayım. Senin kan grubun A negatif dur. Ulan nereden bildin? Ben seninle ilgili hiçbir şeyi pozitif görmedim de ondan biliyorum onu. Ya ben biliyorum diyorum, bana espri yapar ya. Tek et bir hafta suyun altına koy parmağını ya. Dur dur, ben de geldim. Valla senin bahtın çok açık ha. Ay ağzından bal damlıyor, devam devam. Sana böyle güzel bir yol görünüyor. Pırıl pırıl. İnşallah, inşallah. Ama bu yolda karşına dikilmiş bir engel var. Engel mi? Ne o öyle, duvar falan gibi bir şey mi? Ay yok abla, duvar olsa böyle yukarı geçersin. Ama bu daha kötü bir engel. Nasıl? Yani şey gibi... O engelin başında N harfi var mı? Yani Neriman? Anne, şey yapıyorduk. Ne o gelin? Ben oğluşum güzel güzel yemekler yesin, torunum iyi beslensin diye saçımı süpürge edeyim. Sen burada kapıcı parçalarıyla fal filan takıl. Gerçi ne demişler? Davul bile dengi dengine vururmuş. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Kapıcı parçası ve gelin. Şimdi burada hakarete uğrayan ben mi oluyorum yoksa sen mi? Anlamadım. Hayır, hakaret falan yok. Annemin normal konuşması bu. Ne o gelin? Ben sana fal falan desem papuç kadar dil çıkarırsın, inanmadığını söylersin. Canım bu ciddi bir şey değil ki. Kahve içtik. Yanlışlıkla fal kapatmış bulundum. Gel de bakayım dedi, öyle aramızda eğleniyoruz. Değil mi? Söyle bakalım hasıla. Demin engel falan diyordun. Ben şimdi tekrar baktım. Engel mi, engel yok. Yanlış görmüşüm. Yani böyle ferah bir yol, huzurlu. Bakın, bakın çok huzurlu bir yol. Ha, hakikaten. Aa, ay oğlumun yolu açılıyor. Çetin'e ne kadar benziyor Gürüz, bak saçlarına bak. Ah inşallah oruşumun yolu açılacak inşallah günün birinde. İnşallah ya. İnşallah. Ben de tam onu diyordum. Oğlunuza çok benziyor. Gerçekten bir huzurluluk, bir mutluluk. Aa neler var. Verecek Allah bir gün, verecek bir gün ya. Yani. Verecek. İyi de niye benim fincanımda görünüyor? Senin fincanın nereden oluyor? Evinden çeyiz diye mi getirdin? Tabii ki oğlumun fincanı. Hayret. Oldu. Ben de han işini bırakıp kendi asli işime dönsem ve aile içi şiddetle savaşsam çok iyi olacak. Bu şiddet beni aşıyor. Hoşça kalın. Hoşça kal. Tuvalete şu koku gidericilerden koymadın mı Neriman? Koyuyorum hayatım her zaman ama dışarıdan geliyor koku. Biraz sonra geçer. Limonata içsene. İstemiyorum canım, istemiyorum. Hadi be bir tanem, sabahtan beri hiçbir şey yemedin, ağzın kurumuştur. Sana yanına kek vereyim mi? İstemiyorum. Ah, senden hep bu lafı duymak istemiştim. Nedense sevinemiyorum. Cahit. Hadi bir tanem, iç şunu. Aa, Nazi kampı mı burası be? İstemiyorum dedim ya. Merhabalar. Selam millet. Hoş bulduk. Hoş geldin benim güzel kızım. Nasılsın? İyiyim Neriman teyzeciğim, Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Bundan ne kadar iyi olursa o kadar iyiyim işte.
Niye içiyorsun babanın limonatasını? Ha bırak içsin. Ben içmeyeceğim nasıl olsa. Nasılsın baba? Sana ne? Ya sabah iyi değildin. Gördüğüm kadarıyla şimdi de kötüsün. Onun için soruyorum. Cahit. Hoş bulduk hayatım. Baban nasıldı bugün? Değişen bir şey yok. Annenin ikram ettiği her şeyi reddetmeye devam etti. Bu hiç iyi bir haber değil ama hayırlısı olsun artık bakalım. Bir şey soracağım. Hı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamış mıydı? Bir keresinde annem dondurma isteyen var mı demişti. Babam da ben istemiyorum demişti. E bak olmuş işte. Sonra öğrendik ki babam çaktırmadan dolaptaki bütün dondurmayı yemiş. Sonra da foyası ortaya çıkmasın diye ben istemiyorum demiş. E ne yapacağız? Hiç merak etme. Metin'le biz bir formül bulduk. Ne? Birazdan annemlere yemeğe bir arkadaş gelecek. Biz de gideceğiz, hep beraber orada olacağız. Vay be. Ne güzel formül bulmuşsunuz. Tam size yakışır. Ya bu arkadaş dediğim bir doktor. Hem de ünlü bir doktor. Tebrikli kıyafetle gelecek. Böyle sohbet ederken gizlice muayene edecek babamı. Harika fikir. Hı? Harika fikir de. Keşke bana telefon etseydin de ben de o kadar yemek hazırlamasaydım. Bunları da ziyan etmeseydik değil mi? Aman ne olacak, onları da alıp gideriz anneme. Ya tabii. Tencereleri alıp anneme gidelim. Anneme yemeklerime bir ton laf etsin. Ben de o tencereleri alıp kafasına geçireyim. Ya bir seferlikte bırakalım, ziyan olsun. 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 Gelin gelin. Selam millet. Baba. Nasılsın baba? Turp gibi. Turplar da zamanla çürüyebilir. Sen nasılsın Nala? İyiyim sağ ol. Cahit amcamın iyi olmadığını öğrendim de koşup geldim. Hah limonata dur. Oğlum! Niye içiyorsun babanın limonatasını? O bugün bir şey istemiyor ya anne. Ziyan olmasın diye içiverdim. Ziyan olmazdı ki, ben içerdim. İşte sen içince ziyan oluyor. Neyse bugün sana kızmayacağım. Bir arkadaşım gelecek birazdan çünkü. Hepinizin burada olması iyi olur. Metin, niye arkadaşının geleceğini söylemiyorsun? Börek, kek bir şeyler yapardım. Kimmiş bu arkadaşın ya? Sen tanımazsın baba, bir şoför arkadaş. Ne önemi var ya anne? Allah ne verdiyse yeriz, yabancı değil zaten. Anne, anne. Ben yemek yapmıştım, bir şeyler hazırlamıştım. Getiririm, hep beraber yeriz ha? Anladığım kadarıyla Metin'in sevdiği bir arkadaşı. Sevmediği arkadaşı olduğu zaman senden de yemek falan alırız. Ay ne güzel bir gece hayatım. Çok hoş bir gece olacak. Bak Metin'in yeni bir arkadaşıyla tanışacağız. Ne güzel değil mi? Çok önemli bir görev üstlendik. Lütfen anneme takıp berbat etme. Bunu annene söylemen gerekmez miydi? Gideyim ağaçlara, kaldırım taşlarına söyleyeyim. Nasıl olsa bir fark olmayacak. Ya, benim arkadaş geldi. Selamun aleyküm icabında. Oo, Cevat koçum hoş geldin. Gel seni ailemle tanıştırayım. Bu ailem, bu da Cevat. Gerçekten çok uzun bir tanıştırma merasimi oldu. Önemli değil be kardeşim. Muhabbet gelişip mevzular açıldıkça tanışırız. Anladın mı? Bey amca ailemizin babası oluyor herhalde. Marabayın anladın mı? Merhaba. Maraba! Maraba dedik ya kardeşim. Olmadı bey amca. Metin senin eski şoförlerden olduğundan söz etti. Şoför aleminde merhaba böyle denir. Merhaba! Merhaba! Güzel, güzel. Hoş geldiniz.
Ece! Ece! Anne dur, dikkatimi dağıtma. Şimdi bey amca, bende böyle bir garip tik var. Yanında biri oturdu mu böyle dürtesim gelir. Ne yapıyorsun ya? Acıdın mı? Acımadı. Ama yapmasan iyi olur. Yani böyle dürtünce acımıyor mu? Acımıyor. Ama bir daha dur dersen senin için garanti veremem ona göre. Soğuk soğuk iyi gitti ha. Gideceği yerin dışında her yere gitti maşallah. Dur anne bölme. Bak iki eski şoför ne güzel konuşuyorlar. Aa, şoförlükte rakip tanımam. Ben emekli oldum da ondan. Şimdi bey amca bak şoförlük olayını ben yeniden yazdım. Ben çok titiz adamımdır. Dikkat ederim arabaya. Bak bunu hep yanımda taşırım ben. Bununla motorun sesini dinlerim her daim. Misal şöyle. Bak bakalım şöyle. Motorun sesini iyi dinleyeceksin. Arada bir gaz veririm böyle. Hın hın. Bey amca şöyle bir öksürsen de hani gaz vermiş gibi olsa. Deli bu galiba. Bir daha bir daha. Ya seni bana sipariş koydular. Hadi söyle. Hadi. Onu ben çağırdım baba biliyorsun. Motor nasıl hocam? 56 DeSoto gibi. Su mu kaynatmış yani? Yok şimdi arada bir tekkese de motor çalışır durumda. Tabii zaman zaman rektifiye görmesi lazım. Arada bir dinlendirmek lazım. Anladın mı? Gayet iyi anladım. Yani şimdi motoru dinlendirirsek bir problem olmayacak mı? İyi, motor çalışır durumda. Ya Neriman, şu sofrayı hazırlayın da şunlar ne yiyeceklerse yesinler. Yoksa ben sinirden hepsini yiyeceğim vallahi. Tamam hayatım, tamam. Hazırlarım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen şu limonatayı iç. Bak sonuncusu. Sende de bu akşam bir tuhaflık var ha. Taktın şu limonatayı ya. Hadi. Oh! Oldu mu? Çok şükür, çok şükür. Keşke içmeseydim be baba. Ben iki tane içtim, midem çok fena oldu. Sen ne diyorsun? Yani benim limonatam kötü mü? Yok anacığım, öyle der miyim? Yok, sanki içinde bir şey var gibi geldi. Midem bulanıyor. Anne, yoksa limonataya mı koydun? Ben de içtim. Ne diyorsun Ece, neyi limonataya mı koydu ya? Ben de içtim. Ben de şey ettim. Aa, ben etmedim. Yoksa yanlış mı yaptım? İçmeli miydim? Geçmiş olsun. Sağ olun. Hayret vallahi. Bu kadar kişi aynı zehirli şeyi nasıl içersiniz? Hele siz Doktor Cevat Bey. Siz bir tıp adamısınız. Size yakıştıramadım. Ben de yakıştıramadım doktorcuğum ben de. Neyse hiçbirinizin önemli bir durumu yok. Birkaç saat sonra taburcu edileceksiniz. Yalnız Cahit Bey yatacak. Birkaç tahlil yaptırdık. Neticesini alınca gider. Tamam. Bütün bunlar beni hastaneye getirmek için bir dümen değil mi Neriman? Ha? Ben eve dönmek istiyorum. Gideceksiniz Cahit Bey. Siz eşiniz Neriman Hanım'a dua edin. Sizi vaktinde hastaneye getirmiş. Ya doktor bey biz zaten hepimiz her dakika dua ederiz annem için. Çünkü bizim annemiz bir melek. Aa.
Neyse ki kaçıp kurtulduk. Doktor o kalsa bütün gece bizi hastanede tutacaktı vallahi. Benim hiç şüphem yoktu zaten. Babam televizyonuna kavuşmak için o hastaneyi yıkardı, yine kaçırırdı bizi. Sizi bir hastaneye kapatmak lazım. Ama bizim gittiğimiz gibisine değil. Tımarhaneye. O kadar okuttuk, büyüttük. Bu hurafeler de be. Biz de seninle birlikte öğrendik be baba. Aslında bizden önce bilen biri vardı ama. Yani hayret bir şey. Her zaman geline kötü davrandığımı söylersiniz. İyi davranmaya kalktığım zaman da bozulursunuz. Ne demek şimdi o? Ben söyledim. Şu geline söyledim. Dedim ki, kızım, fala, büyüye inanılmaz. Böyle şeyler yanlış şeyler dedim. Tutturdu, yaptıralım diye. E ne yapayım? Ben de kırılmasın kızcağız dedim. Bir kere de onun dediği olsun dedim. Yaptırdım büyüğünü. Ya gördün mü? Bir de annemi suçlarsın. Bizimle çok fazla ilgileniyor diye şikayet edersin. Anneniz ilgilenirken böyle saçmalıklar yapıyorsa, ilgilenmezse ne olacak kim bilir? Ya ben hiç annemi suçlar mıyım? Her zaman demez miyim size, benim annem bir melek?